Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap paylaşımında sizlerle birlikte olacağım. 1998 yılında okuduğumu gördüğüm kitaplığımda çıkan Paulo Coelho'nun Beşinci Dağ kitabı. Öncelikle Paulo Coelho kim? Kısaca ondan bahsedip sonra kitabın konusunu ve kitabın konusunda geçen karakterin de semavi dinlerdeki karşılığını inceleyeceğiz birazcık. Kitabın konusu kadar, kitabın içeriği kadar gittiği yolları da merak ettiğimi size söylemiştim daha önce. Paulo Coelho 1947 doğumlu Brezilyalı bir yazar. Günümüzün popüler yazarlarından birisi olduğunu hepimiz artık biliyoruz. 1986 yılında Hristiyanlar için önemli bir hac yolculuğu Batı Avrupa'dan İspanya'nın bir bölgesine bir yürüyüş şeklinde geçen bir hac yapıyor kendisi ve 1986 yılına kadar hippi, gençliğinde hippi aslında. Aynı zamanda yazar olmadan önce de ülkesinde ünlü bir güftekar söz yazarı, yani şarkı sözü yazarı kendisi. Bu 1986'daki haccı kitaplaştırıp hac ismiyle 1987 yılında basıyor. 86 yılında basıyor. 86-87'de ilk kitabı olarak biliyorum ben. Ondan sonra ise aslında Paulo Coelho'yu bizde bütün dünyada ünlü eden, yaklaşık 54 dile çevrilmesine neden olan kitabı ise 1988 yılında yazmış olduğu Simyacı kitabıyla tanıyoruz. Tüm bu kitaplarda genelde dogmalara, efendime söyleyeyim, dinsel terimlere ve dini literatür ve dini kaynaklardan aldığı karakterlerle ve onları da katarak roman yazıyor. Bizim ülkemizde en fazla ünlü olan kitapları Simyacı, Piedra Irmağı'nın kıyısında oturup ağladım, Veronica Ölmek İstiyor, Casus olmalı bir tanesi de hatırladığım kadarıyla. Ama ben bu 5. Dağ 1998 yılında, yani 23 yaşında falan okuduğumda altlarını bayağı bir çizmişim nedir ne değildir diye. Coelho'nun benim en çok etkilendiğim kitabı bu. Bu arada gençliğinde kendisi ailesi tarafından akıl hastası olduğu düşünülerek 3 defa akıl hastanesine yatırılıyor ki Veronica Ölmek İstiyor kitabında da aslında bu akıl hastanesindeki geçirdiği deneyimlerle o kitabı yazdığını ifade ediyor bir yerde. En son kitabı da 2018'de, ben daha henüz okumadım açıkçası. Tam bu 2018'in sonunda aldık. Ondan sonra işten güçten gençliğinde kendini de tasvir ettiği şekilde bir hippi iken son kitabının da ismi Hippi. Bunu da ayrıca okuyacağız ama bizim bugünkü videomuzun konusu 5. Dağ. Şimdi 5. Dağ neyi anlatıyor bize? Öncelikle ona başlayalım Coelho'dan sonra. 5. Dağ bize İslam dininde, Kur'an'da 3 tane ayette geçen, ki bunlar En'am 85'te İlyas ismi geçiyor. Elya, Ele gibi isimlerle ifadelendirilen İlyas peygamberin yaşamını anlatıyor 5. Dağ. Bunu hikayeleştiriyor. En başta Müslümanlar için Kur'an'da 3 tane ayette geçiyor. Onun dışında da İslami kaynakların çoğu Tevrat'tan ve Yahudilikteki bilgilerden yararlanarak aslında İlyas peygamberi tanıyoruz biz biraz. En'am 85'te Zekeriya, Yahya, İsa ve İlyas'ı hidayete erdirdik. Onlar artık salihlerdendir diyor Kur'an'da. Saffat 123'te gerçekten İlyas da gönderilmiş bir peygamberdir diyor 7 ayet sonra da. Yani Saffat 130'da İlyas'a selam olsun diyor. Yani Kur'an'da 3 tane ayette İlyas olarak geçiyor. Yahudilerde dediğimiz gibi Elya olarak geçiyor. Birçok ismi sonuçta velhas kelam aslında İlyas peygamberin hayatını anlatıyor. İlyas peygamber kim? Biraz Kur'an'da, biraz işte İslam tarihinde, biraz da aslında bir Yahudi, bir İsrailoğullarına gönderilmiş bir peygamber bu arada İlyas peygamber. İsa'dan önce 870 yılında putperest olan Baalbek krallığının kralı Ahav ya da Ahab diye geçer Ahab ve kraliçe, karısı olan Yezebel. Baal diye bir puta tapıyorlar. Aynı zamanda da o bölgede tabi İsrailoğullarının bozulmaya yüz tuttuğu bir dönem Hazreti Harun'un 3. batından torunu olan İlyas peygamber bu dönemde yaşıyor. Kitaplara göre, kutsal kitaplara göre.
kendilerini bu İzabel'le Ahab'ı aslında davet ediyor Musa'nın kitabına ve hak dine o dönemki. Bunun karşılığında da Ahab aslında başta inanıyor. Arkasından da İzabel'in yaptığı bir suçla alakalı İlyas peygamber kendisine uyarı yapınca yeniden putperestliğe dönüyor. Ve bunun sonucunda da çatışma başlıyor ve İlyas peygamber dağlara kaçıyor. Aslında İlyas peygamberin kutsal kitaplardaki hikayesi bu. Daha detayı için ben açıklamalar kısmına, çok da kitaptan uzaklaşmak istemiyorum. Açıklamalar kısmına İslam Ansiklopedisi'nden ve belli birkaç tane link paylaşacağım. Gerçekten İlyas peygamberin işte bu kutsal kitaplar eşliğindeki hayatını oradan da takip edebilirsiniz. Biz yine 5. Dağ kitabına dönelim. Böyle bir peygamberin yaşamını anlatıyor. Ben bunu dediğim gibi 1998'de okurken bir yerleri çizmişim. Bu çizdiğim yerleri de kimisi çok sert, özellikle dinsel olarak, yani bir Müslüman inancına göre sert görünen cümleler içeriyor. Ama bu da aynı zamanda bir başka bakış açısıyla da aslında kulun yaratıcısıyla olan samimiyetine de dalalet olabilir. Ben 98-23 yaşında neleri çizmişim? Onları paylaşacağım ve bu kitabı da mutlaka okumanızı önereceğim. Yazarın notundan en başta bir şeyi gönülden istediğin zaman istediğini gerçekleştirmeni sağlamak için tüm evren sana el birliğiyle yardımcı olur demiş 9. sayfada yazarın notunda. Ben de şöyle buraya bir sürü soru işareti koymuşum 23 yaşında. Acaba mı demişim demek ki. Hatırlamaya çalışıyorum. Yine Paulo Coelho'nun ilk girişindeki bir cümle, bu muydu benim yazgım? Tanrı, ufukta palmiye ağaçlarını gösterip beni çölün ortasında susuzluktan öldürecek kadar acımasız olabilir miydi diye soruyor kendisine. Aslında her inananın kendi içerisindeki soruları bu kitapta o kadar açık soruyor ki birçok insan için bu işte dinden çıkarır mı insanı, efendime söyleyeyim, şu olur mu bu olur mu diye sorularını da cevap verir ama aslında burada İlyas peygamberin kendi Allah'ıyla ve inancıyla olan keşmekeşini ve bundan sonraki Tanrı'yla olan iletişimini anlatıyor kitap. O yüzden biz kendimize düşen, kendimizin beğendiği ya da kendimizin verilen öğretiden aslında bu kitabı sevip ya da sevmeme özgürlüğüne sahibiz. Ben olanım demiş bir yerde çizmişim. Çok kısa cümleler çizmişim. Birkaç yerde de ben notlar girmişim. Çok ilgimi çekti bu yeniden okuduğumda. Böyle hızlı bir şekilde çok da fazla uzatmadan belli yerlere ben kendimle iddiaya girdim. Tanrı'nın var olduğunu iddia ediyorum diyor bir yerde 20. sayfasında kitabın. 33. sayfada da yaşayacak birkaç saatinin kaldığını düşünerek varlığının tadına varmaya çalıştı. Boşunaydı insanın yaşamının bir günü olursa olsun herhangi bir karar almaya gücü olmadığını keşfetmişti diyor. Farklı bir yerde insan yazgısını ihanet etmek için doğar. Tanrı yüreklerimize gerçekleştirilmesi olanaksız istekler koyuyordu yalnızca diyor. Bu da çizdiklerimden. Tabii bu kitabı tamamını okuduğunuz zaman aslında bu kelimeler anlamını kavruyor ve bu ufacık şeylerin bende yarattığı imgeleri şahit olabilirsiniz ve kendi imgelerinize de kavuşabilirsiniz. O yüzden de çok güzel kitap. Şurada bir yerde bir şeyler bırakmışım. Beni yalnız bırakma çünkü sen beni korunmakta olduğumu bildiğim bir yerden geri getirdin diyor bir yerde. Hep Tanrı ile olan irtibatı, iletişimi, dualarını aslında burada paylaşıyor bu kitapta. Birkaç yer daha paylaşacağım. Özellikle bir sayfa var, onu paylaşmayacağım. Onu kendiniz okursunuz. Tanrı ile çatışması gibi bir şey. Onu da söyleyeceğim size ama biraz fazla sert ve kimi insan sadece o bölümü okuduğunuz zaman da şey diyebilirsiniz. Ya ne biçim, ne hadsizlik diyebilirsiniz. O yüzden okumuyorum. O kitabın içerisinde oraya gelip onun devamı aktığı zaman aslında biraz samimiyet kokuyor ve aslında ne denmek istediğini anlatıyor ki, kaldı ki Paulo Coelho dindar bir insan. Hani bu kitapta böyle şey gibi düşünmeyin, işte dindar olmayan ya da dine karşı bir insanın, bir yazarın bir tepkimesi olarak değil aslında kitap. Benim okuduğum, baştan sona anladığımda böyle bir şey anlamadım zaten.
bir yer var 148. sayfada. Çocuk bu sözleri duydu ve annesinin söylediklerini hiç unutmayacağına kendi kendine söz verdi. Günün birinde bu kente yeniden dönebilirse annesinin yüzünü yeniden görmüş olacaktı diyor. Ben de altına şu notu girmişim. Bu gece ellerim ceplerimde bu şehri terk ediyorum. Artık Kazım Koyuncu mu dinliyordum o esnada? Ne yapıyordum bilmiyorum ama bu notu düşmüşüm. Bir not düştüğüm yer daha var. Ondan sonra videoyu kapatacağım ve bu beşinci dağı merak etmenizi isteyeceğim ve okumanızı rica edeceğim. Bu güzel kitabı. Ondan sonra da belki yorumlar kısmına yazarsanız siz de neler hissettiniz? Bana benzer cümlelerin altlarını mı çizdiniz? En azından karşılıklı belki sohbet etme imkanını da yakalarız bir kitap üzerinden neler hissettiğimizle ilgili olarak. Son bir yeri bulmaya çalışıyorum ben böyle şey yaptığım için, anlık açtığım için kamerayı öyle çok fazla çalışmadım. Evet. Birkaç gün önce yaktığımız ölülerin külleri ilkbaharda doğacak, yeni bitkileri besleyecek demiş 205. sayfada. Şimdiye kadar olayların üstesinden gelenler yalnızca çocuklar oldu. Çünkü onların geçmişi yok diyor devamında. Şimdi ben de burada ne yazmışım 27. bölümün başında şöyle göstereyim. Demişim ki şimdi kafamı kaldırıp şöyle bir baktım İstanbul'a, bu şehri seviyorum. Acaba ne hissettim de bunu yazdım? Gerçekten bilemiyorum. 212. sayfa, şu altını çizdiğim yere okumuyorum. Çünkü bu tek başına okunduğu zaman çok anlamsız ya da böyle çok küstahçı bir şeyler gibi olur. Sadece son kısmını okuyacağım. Ondan sonra da kitabın içerisinde aktığı zaman sizin de dikkatinizi çekerse belki bakarsınız. Diyor ki ne var ki bugün bağışlanma günü olduğundan sen beni bağışla, ben de seni bağışlayayım. Böylelikle aynı yolda birlikte yürümeyi sürdürelim diyor İlyas peygamber Tanrı'ya. Melek de bunun devamında bir şeye cevap veriyor. Bir savaşçı eğitmeniyle bol boy ölçüştüğünde ona hakaret etmiş olur mu diyor. Aslında bir yandan da ben yeniden günah mı işledim derken o da diyor ki hayır, aslında işlemedin. Bir savaşçı eğitmeniyle boy ölçüştüğünde ona hakaret etmiş mi olur diyor. Kitap böyle devam ediyor. Asurlar var. Tevrat'tan tabii ki örnekler var. Toplam bu can yayınlarından çıkan yayın 234 sayfa. Bu kitabı özellikle ben 23 yaşında okumuşum. Şu anda 42-43 yaşındayım ve yeniden okudum ve 23 yaşında altını çizdiğim yerlerle okumak bana çok keyif verdi. Aslında bir kitabın altını niye çiziyoruz? Bunu da birebir pratik etmiş oldum. Bu haftaki konumuz 5. dağdı. Umarım beğenirsiniz ve beğenilerinizi, eleştirilerinizi benimle paylaşırsınız. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın diyorum. İyi günler, teşekkür ediyorum.